İsmail Ağa Yayın Evi sunar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Mektubumuzun son bölümünü okuyoruz inşallah. E, mektubumuz 251. mektuptu birinci ciltten. Tabi bu mektupta özellikle ashab-ı kirama dair dilimizi muhafaza etme, aralarında bir takım hadişler meydana gelmiş, o konularda nasıl davranmamız ve tabi haklı kimdi, haksız kimdi, haklı haksız da olsa bu konu hata olduğunu, yani dolayısıyla taraflara imani manada bir şey asla vermediğini bu konulardan hep bahsettik. Şimdi sonuca geldi İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu. Eyühe'l-Ahu, ey kardeş diyor onunun en tatlısı bu bu konuda en güvenli yol. Yani ashab-ı kiram hakkında konuşurken en güvenli yol nedir? Ashabtan bahset, iyiliklerini, güzelliklerini anlat ama aralarında meydana gelen o hadiselere hiç girme. Çünkü girersen kendini taraf olmaya zorlayabilirsin. Bunu yaparsan biraz sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini zikredeceğiz. Çok büyük bir yanlışa kaymış olabilirsin. Es-şukutu an zikri müşacarati ashab-ı sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve ala alihi's salatu O zaman sen neden susacaksın? Asap söz konusu olduğu zaman aralarındaki tartışmalardan bahsetmeye dair sus. Ağzını tut. Konuşma o konu meseleleri. Bunu yap diyor. En sağlam yol budur. Efendimiz'e salat selam ve aline salat selam olsun. Onun için gerçekten bu konuları gündeme getirip ikide bir tartışmak hakikaten insanlara, müslümanlara zarar vermekten başka bir şeye yaramıyor. Vel i'radu an zikri munazaatihim. Aralarındaki çekişmeyi anmaktan, zikretmekten yüz çevirmek lazım. Ya bu konuda kendinizi tutun. Bu konularda konuşmayın. Bu konuları gündeme getirip de ashaba zarar verdiğinizi zannetmeyin. Kendinize zarar veriyorsunuz. Kendi aranızdaki birliği bozuyorsunuz. Yanlışa düşüyorsunuz. Küffar sizi zaten bölmek istiyor. Siz de bölünmeye çanak tutuyorsunuz. Yapmayın bunu diyor. İmam-ı Rabbani Kudüs'e ruhu. Kâlen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İyâküm emâ şecara beyna Sakının ashabım arasında çıkan tartışmalardan onları konuşmaktan, onları dile getirmekten, ötede de konuşup insanlara aktarmaktan sakının bunlardan diyor. Ve <laughs> yıldan yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Randı <laughs> kralhabi ashabından bahsedildiği zaman dilinizi tutun." Yani ashabım arasındaki o tartışmalardan birileri bahsediyorsa siz dilinizi tutun, konuşmayın o konuda. Ve kâle da aleyhissalâtu vesselâm. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'a Allah'a Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. İki defa söylüyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Lâ tettehizûhum. Garadan onları hedef edinmeyin. Onlara hedef tahtasına koymayın. Ki de bir onlardan bahsederek yanlış şeyler yaptılar gibi ifadeler kullanarak yapmayın bunu. Hedef haline getirmeyin onları. Yani ihdaru sakının Allah'a Allah'tan ve takhu korkun Allah'tan fi hakkı ashabi ashabım hakkında korkun. Ve la hedefen ashabımı hedef yapmayın. Neye hedef? Lisehmi melametikum ve tanikum kınamanız ve karalamanı karalama oklarına kınama ve karalama oklarına hedef yapmayın ashabımı. Yani kınama yapacaksanız hedef kim? Ashab. Haşa ve kella. Bunu yapmayınız. Kâlel İmam Şafii. Bunu daha önce de bir mektupta okumuştuk. İmam Şafi diyor ki: Rahimehullah. Ve o men kullun an umaratni Abdülaziz ve Mer bin Abdülaziz'den de nakledilmiştir bu eyzan. Tilke dimaun şöyle diyor. Tilke dimaun. Bunlar bir takım kanlardır. O asap hakkında bahsediliyor ya aralarındaki çat münazalardan, çatışmalardan. Bunlar kanlardır. Tahharallahu anha eybina. Biz o dönemde yaşamadık. Dolayısıyla Allah Teala bizim ellerimizi o kanlardan tertemiz tuttu. Felnutahhir. Ya biz de tertemiz tutalım. Anha o kanlardan. Ney? Elçinetena. Dillerimizi ya. Konuşmayın ya. Ashab arasında olan bu tür hadiseleri konuşmayın hatadır o kadar. Bir hata var ortada. O hatayı da şu yapmıştır, bu yapmıştır. Zaten İmam Rabbani Kudüs'ü kestirip olarak bunları anlattı bize. Onun dışında ashab hakkında ileri geri konuşmayınız. Ve yufhemu min hadihil ibareti. Bu ibareden anlaşılıyor ki ennehu la yembagi icra'u hata'ihim alel lisani eyullan. Onların hatasını bile dillere dolamamak lazım. Dillerimize dolamamak lazım. Olur olmaz her yerde söylememek lazım. Bunlar doğru şeyler değildir. En bir bi gayril hayr. Ve onları ve ne gerekir bize? En yeskürahum onları zikretmek. Ve bir hayr bi hayr. Hayırdan başka bir şeyle onları anmak. Bize yaraşmaz, yakışmaz, layık değildir. Biz ashabtan bahsedeceksek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, Ashabiken nucum, Fe bi eyyihim iktedeytum benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayette olursunuz. Meseleyi böyle algılayınız. Bunun ötesine geçerek ashab arasındaki bir takım tartışmaları bahane ederek ashabın bir kısmını kötüleme cihetine onlar hakkında ileri geri konuşma hatta sövme diyecek biraz sonra bunları yapmayınız. Haza. Bunu tut, bunu al. Ve Ha yezid. El-ba'idu yani saadet, saadetten uzak olan Yezid kimdir? Min zumretil fesakati. O fasıklar güruhundandır. Tamam, bu böyle. Ama yine de bakınız ne diyor? Ve <laughs> tevakkufu, <laughs> du duraksama. Filanihi, Yezid'e lanet etme konusunda duraksama. Niyedir biliyor musunuz? O onu hak etmediğinden falan değil. İmam onu söyleyecek biraz. İnne ma huve bu duraksama ancak alel aslil mukarrari inde ehli sünneti. Ehli sünnet nazarında sabit olan bir asla dayanıyor. Nedir o asıl? Min ennehu la yecuzu ellanu ala şahsin muayyenin. Muayyen bir şahsa lanet caiz değildir. Velev kâne kafiren kafir bile olsa. Ha. İlla en yu'leme. Ancak bilinmesi müstesna. Allah Teala lanet ediyor çünkü. Ne? Mevtuhu. O adamın ölümü. Alel küfrü yakinen. Kesin olarak küfür üzere öldüğü biliniyorsa adamın tamam. Kim gibi? Ke Ebi Leheb'in. Ebu Leheb gibi. El cehennem gibi. Cehennemlik o. Ve emrati hanımı. Bunlar hakkında lanet. Tamam. La ennehu gayrı müstahikkın lil -lâni. Yani laneti hak etmiyor Yecid. Ondan dolayı lanet etmeyin demiyor diyor. İmam-ı Rabbani diyor. Öyle demiyorum ben diyor. Ya? Ya? kesin küfür üzere öldü bilinen kişiye lanet edilir. Hayatta iken lanet edilmez diyor. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ümmellezine yuzuna ve rasuluhu O kişiler ki Allah ve Resulüne eziyet ediyorlar. Lanetullah fi dünya ve ahiret. Allah dünyada da ahirette de onlara lanet etmiştir. İyala. Enne ekteran nasi fi zaman. Günümüzde insanların çoğu lemmeştagalu bi bahtil imamet. Ne Khilafet, hilafet imamet ile meşgul oluyorlar o dönemdeki tartışmaların olduğu asap arasındaki dönemdeki. <laughs> Ve cealû et tekellüme hilafeti. Hilafet hakkında konuşmayı da koyuyorlar. Ve münazaatı sahabeti. Sahabe arasındaki münazaları aleyhim rudvan. Nereye koyuyorlar? Nasbel ayn. Göz önüne koyuyorlar ya. İnsanların gözünün önüne şeriyorlar iki de bir. Daimen devamlı olarak. Ve sârû al yeskurûnel ashabel bil hayr. Ve artık oluyorlar. Ne oluyor bu adamlar? La ashab ashabel kiram, ashab-ı kiramı anmıyorlar. Bil hayır hayırla. Takliden li cehalete Rafizilerin cahillerini taklit ederek. Ve meradete ehlil bid'ati. Bid'at ehlinin azgın ve sapkın olanlarını ne yapıyorlar? Onları taklit ederek bunu yapıyorlar. Ve ne ila cenabihim. Ve ashab tarafına nişbet ediyorlar. Muğren gayre sibetin Uygun olmayan işlerin nişbet ediyorlar. İşte ketepti durum böyle olunca ben yazdım diyor İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu. Nebdeten min makane ma'lumen li ve Zorunlu olarak yazdım. Bana malum olan şeylerden bir nebze. Ve abseltuha ilel ahbabi. Bunu dostlara da gönderdim. Kale aleyhi ve ala alihi salatu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Burası da önemli. Bakınız ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya zahar fitenu. Fitneler zuhur ettiğinde. Ev kâle el bid'a'u. Veyahut da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitneler yerine el bid'a. Bid'atlar ortaya yayıldığı zaman ve sübbet ashabi ashabma ashabıma sövüldüğü zaman fel yuzhir el alimu. Alim açık bir şekilde ortaya koysun. Ey ilmehu, ilmini ortaya koysun. Femen lem yefal, kim bunu yapmazsa fe aleyhi lanetullahi vel melâkide vel nâsi Onun üzerine Allah'ın, meleklerin ve insanların laneti vardır diyor. La yakbalullahu lehu ve la adlen. Allah Teala onun ne farzını ne nafileşini kabul etmez. Allahu Ekber. Yani i̇mam Rabbani Kudüs'e ruhu demek istiyor ki bize. Benim bu bazı şeyleri ortaya koymam, bu ad şerifi. şerife uymam sebebiyledir. Ve lakin lillahi subhanehu Fakat diyor kendi dönemini değerlendirerek. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla mutlası olan Allah'a hamd olsun. Vel minnetü şükür olsun sultan el vakti şu vaktin sultanı Raudun Nefşahun kendisini sayıyor Hanefi el mezhebi Hanefi el mezhep sayıyor ve min ehli sünneti vel cemaati ehli sünnetten ve ehli sünnet ve cemaattan sayıyor ve illa yoksa fakat kan el amru yoksa iş çok dardır alemişti mine gittenmiştim onlara gerçekten çok dar olur Elhamdülillah diyor yani. Bizim bulunduğumuz bu dönemde başımızdaki sultan ne? Hem Hanefi'yim diyor hem de El-Hüşnettin'im diyor. Bu güzel bir şey. Hem de çok güzel bir şey. Şu anda fe yamaghi eda'u şükri hazihin ni'metil uzma. Bu büyük nimetin şükrünü eda etmek gerekir. yem yamaghi ne şekilde yapılması gerekiyorsa o şekilde yapılması gerektiği gibi. Ve'n yec'alem edaril itikad. İtikad, inanç eksenini kılmak gerekiyor. Allah mu'takadat ehli sünnet ve'l cemaat ehli sünnet ve'l cemaat inançlarına göre bütün hayatımızı düzenlememiz gerekiyor. La <laughs> yusqa kulak asılmaması, kabartılmaması gerekiyor. La kani Zeyd'in ve Zeyd ve sözleri. Ne demek? Sıradan insanlar konuşur da konuşur. Bırakın konuşsunlar. Ne yaparsa yapsınlar kendilerine zarar veriyorlar. İkaz edin ayrı şey. Onlara kulak kabartma. Öyle dedi, bu böyle dedi. Acaba oldu mu, olmadı mı? Nasıldı, ne değildi? Sana lazım değil ki bunlar. Hem de canla mücadele etmenin eksenini kılmak, ala hurafati, hurafeler üzerine el kazibeti. Yalan hurafeler üzerine tadviul insani nefşo. İnsan kendini zayi etmesidir ya helak etmesidir. Ya kendini helaka niye götürüyorsun ya? Ashabdan bahsedildi mi iyi şeyler söyle. Ru'dallahu teala aleyhim ecmain. Allah Teala hep işinden razı olsun da. Zarar mı edersin? Aralarına fitneyi sokmakla sen Müslümanlar arasına fitneyi sokuyorsun. Farkında değil misin? Ve taklidül fırkatin naciyeti. Kurtulan fırkayı taklid etmek ki ehli i sünnet vel ve cemaattır. Laroriyyun zorunludur. Hatta yasule raca'un necati. Ha, kurtuluş ümidi meydana gelsin istiyorsan ki hepimiz istiyoruz zaten. Maksat da bu. Ve bidunihi bunsuz hartul katadi dikenleri elle yolmak olur yaptığın. Yapma bunu. Ve selamu aleyküm. Size selam olsun. Ve sair men ittaba'al huda. Hidayete tabi olan, tabi olan sair kişilere selam olsun. Ve tezeme mutabaatel Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı kendine gerekli kılanlara selam olsun. Aleyhi ve ala alihi ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aline ne olsun? Salat ve selam olsun. Bu konuda hakikaten Müslümanlar dillerini tutmasını öğrensinler. Ashab hakkında konuştuğunuz zaman unutmayın ki din, mektup içerisinde zaten anlattık, onlardan geldi bize. Bazılarının tenkit ettiği kişiler de var bunlar içerisinde. Dini onlardan geldi derken asabın yarısını tenkit ediyorlar zaten. E din onlardan geldi. Dini mi tenkit ediyoruz biz şimdi? Allah muhafaza eyleşin. Mevla Teala bu konuda dilini tutan, tutanlardan eyleşin bizi. Ashabtan bahsettiği zaman da Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Allah Teala hep işinden razı olsun deyin ve geçiniz. Onun için bu işin içerisine dalarak yanlış şeylere sapmayınız. Raficilerin sözlerini dikkate alarak kendinizi yoldan çıkarmayınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İsmail'a Yayın Evi sundu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.